Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Ümüt Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi maç sonrasında enteresan şeyler oldu arkadaşlar. Ben onlardan bahsedeceğim. Öncelikle futbolcularımızdan açıklama geldi. Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc Galatasaray maçından sonra açıklamalarda bulundu. Ki biliyorsunuz galibiyetten sonra her futbolcu mikrofonu eline almak için taklalar atarken mağlubiyet sonrasında tepki almayacak futbolcular geliyor niyeyse. Ferdi diyor ki büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımızdan da bu sonuçtan dolayı özür diliyoruz. Elbette en iyi şekilde geri dönmek için çabamızı vereceğiz. Taraftarlarımızdan tekrar özür diliyorum diyor. Bak, düşünün sahada belki de en iyi futbolcu Ferdi ama Ferdi özür diliyor. Zajc, saha içerisinde kötü bir maç oynadık. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Destek için buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şu an için zor bir durum ama toparlayacağımıza inanıyorum. Kendimize gelip toparlayacağız ama toparlayacağız ve en hızlı şekilde bu aldığımız yenilginin üzerine alacağımız galibiyetle bunu unutturmak istiyoruz demiş. Bir kere futbolcular farkında değiller. Hani yenilginin farkında değiller. Kime yenildiklerinin, ne şekilde yenildiklerinin farkında değiller. Peki teknik direktör farkında mı? Teknik direktörümüz Jorge Jesus Galatasaray maçından sonra açıklamalarda bulunuyor. Bir de Jesus'u dinleyelim. O ne diyor? Ben çok merak ediyordum yani açıklamaları. Şimdi yayıncı kuruluşa değerlendiriyor. Normalde Fenerbahçe'nin alışık olduğunun dışında çok fazla hata yaptığımız bir maçtı. Evet, kabul, doğru. İlk yarıda aslında daha fazla pozisyon üreten taraf bizdik. Ya şimdi Galatasaray cephesinden bakarsan da heriflerin iki tane golü sayılmadı. Bir tane gol attılar. Bir tane net kaçırdılar. Sağdan getirip içeri çevirdiler. Barış Alper vurdu. Yani Galatasaray cephesinden bakarsan da adamların hakkıydı. Adamlar daha üstündü. Ya bir tane şeyle kaçırdın. Rossi ile kaçırdın. Başka. Neyse. 2-3 tane girmiş olduğumuz pozisyon vardı diyor. Galatasaray seken bir toptan golü kolayca buldu. Yani doğru söylemek gerekirse seken toptan buldu, kabul. İkinci yarıya değişiklikle başladık. Allah aşkına. İkinci yarı değişiklikteki mantığın neydi? Oyunumuzu da biraz değiştirdik. Yani şeyin Mualla Hanım'ın muhteşem değişimi gibi bir şey oldu. Ya üçlüden dörtlüye döndük, kabul. Bir değişiklik. Ben bir değişikliğin bak bir değişiklikle sadece dörtlüye dönünce Galatasaray karşısında galibiyetin elde edileceğine inanıyorsan ama maça üçlü başlıyorsan bu şu demek, ben dalga geçiyorum sizinle. Madem üçlü iyiydi, üçlüyle devam etseydin. Mesela ben orada tek forma bir olsam şunu sorardım. Ya hocam, üçlüyle devam edecek olsaydın kimi çıkarırdın? Hani ne için, neden dolayı 1-0 gerideydin? Ya da birbiri yakalamak için neyi değiştirirdin diye. İyi de başlamıştık ama ikinci golü yiyip üzerine İrfan Can'ın da kırmızı görmesiyle işler Fenerbahçe için iyice zorlaştı diyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam İrfan Can kahveci ikinci golden önce mi yedi kırmızıyı sonra mı yedi? Neyse. İrfan Can'ın kırmızı görmesiyle işler iyice zorlaştı diyor. Bence İrfan Can'a bilerek sen kırmızı yedirttin. Dedin ki aman ha bak ben hep 10 kişiyken yeniliyorum. Aman kırmızı ye. Yoksa başka türlü İrfan Can bu hatayı yapmazdı. Galatasaray tarafı maç içinde daha sakin kalan taraftı. Oyuncularımı maçtan önce demiştim bu maçı kazanmak veya kaybetmek şampiyonu belirlemiyor bugün. Hala aynı düşüncedeyim diyor. Ben şunu söyleyeyim, doğrusunu söylemek gerekirse ben de aynı düşüncedeyim. Kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'da, Fenerbahçe'de puanlar kaybedecekler. Hatta Galatasaray daha fazla puan kaybedecek. Fenerbahçe'den belki de bilemezsin. Belki de arka arkaya 7 maç kazandı. Arka arkaya 7 maç galibiyet göremeyecek. Burası Süper Lig. Burada selamın aleykümlen işler değişiyor. Ne demek istediğimi yakında anlarsınız. Bugün sistem dışı bir öksürük geldi, kusura bakmayın. Bugün bu maçla ligin şampiyonu belirlenmedi. Bu maçı kazanarak rakibimizin önüne geçme şansımız vardı. Bu fırsatı değerlendiremedik. Okey. Belirtmiş olduğum gibi kazanan da kaybeden de bugün şampiyonluğunu ilan etmiyordu. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu açıklamayı maçtan önce de duydum. Bir gün önce de duydum. Dedim ki kendi kendime ulan Jesus kaybetmeye mi çıkıyor ne?
Yani ikide birden insan niye böyle söylesin ya? Niye karpuz kabuğu düşürüyorsunuz ki aklımıza? Mesela ben şey diyorum arkadaşlar, düşünün ya da Tayyip Erdoğan çıkıyor diyor ki ya dolar 25 lira da olabilir. Yani bu hayatın gerçeği diyor. İkinci gün tekrar çıkıyor ekranlara. Ya dolar 25 lira olabilir yani. Bunda bir şey yok diyor. Dolar hala 18 gözüküyor mesela. Ne yaparsın biliyor musun? İki kere arka arkaya bu açıklamayı yapsın. Evini satar, arabanı satar, gidip 18'den dolar alırsın. O dolar kesin 25 olacak diye. Yani haksızsam haksızsın diyeyim. Bu da böyle bir şey gibi geliyor bana. Bu sonucun ve saha içinde olanların bir sorumlusu var ise bu sorumlu benim. Ne başkanımız ne futbolcular. Hele başkanımız hiç değil. O benim işime çok inandığı için ben buraya gelmeden Portekiz'e gelip beni buraya getirmek istemişti. Ki sezona da çok iyi başlangıç yapmıştık ama bugün aldığımız mağlubiyet bizim birliğimizi bozmayacak. Biz yine birlik olarak yolumuza devam edeceğiz. Bugün kimseyi suçlayamam, bir suçlu varsa o da benim diyor. Transferle ilgili bak bu da çok komik. Şu an bu konuyu konuşmanın önemli olduğunu düşünmüyorum. Daha önümüzde maçlar var ki kısa bir süre önceye kadar herkese göre ligin en iyi takımıydık. Rakibimiz önümüze geçti ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Bu tarz maçlarda biraz daha üzerine koymamız gerekiyor. Kararlı bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bugün maçın ikinci yarısında özellikle işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncuların biraz saha içerisinde gergindiler. Hele bir kişi de eksik kalınca işler iyice bizim için zorlaştı. Bu sezon 6. kez bir kişi eksik kaldık. Şu anda çözmemiz gereken en önemli problem bu. Ben daha önceki takımlarda böyle bir durumla karşılaşmamıştım diyor. Ha şey de deseydin yani 6 kişi, şey 6 maçta da 10 kişiydik. Hani o her maçta o 10 kişi kalınca yeniliyoruz. 10 kişi kalmasak yenilmezdik falan. Basın toplantısı yapıyor arkadaşlar. Bakın burada da basına karşı konuşuyor. Mağlubiyetin ara transfer döneminde belirlenen stratejiyi etkileyip etkilemeyeceği yönünde bir soru soruluyor. Bugün maçtan önce oyuncularıma bugünkü maçı kazanmak bizi şampiyon yapmayacak. Kaybetmek bizi şampiyon etmeyecek demiştim. Şu anda 4 puanlık fark oluştu. Çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Biz de 5 puan farkla liderdik ama şu an 1. sırada değiliz. Yani bunun çok değişken olabileceğini düşünmüyorum. Bugün stadyumda yapılan organizasyon için başta başkanımızı, yönetimimizi falan tebrik ediyormuş. Maçtan önce güzel atmosfer oluşturuldu. Uzun zamandır böyle bir şey görmedim. İşte Fenerbahçe budur. Bu mağlubiyette en az suçlu onlar. Başkanımız, yönetimimiz, taraftarımız. Bu maçı kazanmamız için her şeyi yapmışlardı ama kazanamadık. Şu anda en çok acı çeken taraftarımız biliyoruz demiş ama futbolda bunlar da var. Biz nasıl daha önce birlik olabilsek aynı birliktelikle devam etmemiz ve bu 4 puanlık farkı kapatmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çok dengeli bir lig. Her takım kolayca puan kaybedebiliyor. Dolayısıyla bu mağlubiyet bizim transfer dönemindeki düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Ve diyor ki bak, eğer imkan olursa 1-2 pozisyonu değerlendiriyorduk. Ama maçtan önce düşüncemiz bu şekildeydi diyor. Şampiyonlukla ilgili şu anda Galatasaray 4 puan fark yaptı ama ligin şu anki evresinde bu farkın belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Henüz ligin ilk yarısı bitmedi. Bugün evimizde Galatasaray'a kaybettik ama bakarsınız deplasmandaki maçı kazanabiliriz diyor. Bugün Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Bak, biz yapmadığımız hataları yaptık ve farkı bu durum oluşturdu. Daha önce kariyerimde çok geriden gelip şampiyonluk kazandıklarım da oldu. Tam tersi puan farkıyla lider olup ligi kaybettiğim sezonlarda oldu diyor. Bu işin bir parçası, işimizin bir parçası. Birlik olmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu durumdan çıkmak için önümüzdeki haftalarda telafi etmemiz gerekiyor bu durumu diyor. Bu arada birlik derken sadece oyuncularımızı kastetmiyorum. Oyuncularımız, taraftarımız her zamankinden çok daha fazla birlik olmak durumundayız diyor. Jesus. Bugünkü mağlubiyetin bir bahanesi yok. Taraftarlarımız galip gelmemiz için bize her şeyi verdiler. Başkanımız her zaman takımın arkasında oldu, her şeyini verdi. O yüzden bu mağlubiyeti herhangi bir bahane bulamayız. Ben kimseyi dış faktörleri suçlamak istemiyorum. Sebep benim diyor. Gol istatistikleri ben bu duruma aynı şekilde bakmıyorum. Çünkü ligde 19 takım var. Lig sadece 5-6 takımdan oluşmuyor. Biz şu ana kadar ligde 42 gol attık. Evet, bu takımlara Konya, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir çok fazla gol atamadık. Ama her maç aynı değerde. Dolayısıyla ligdeki her maça aynı önemde bakıyorum ve bir ayrım yapmıyorum. Her takıma karşı oynadığımız maça genel olarak bakıyorum demiş. Yani bu 5 takıma karşı gol istatistiğin kötüyse, Anadolu'ya gol kasıyorsan insanlar da şovenisttir. Başkanımız Ali Koç Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Şimdi
Ali Koç'un açıklamalarında da çok tuhaf bir yer var. Oraya geldiği zaman görselle destekleyeceğim. Şimdi beklenmedik bir mağlubiyet oldu. Herkes motiveydi. Yani tribün motiveydi falan filan. Taraftarımızdan özür dileriz. Çünkü onların beklentisi farklıydı, olmadı diyor. Bu arada cidden taraftarın beklentisi farklıydı. Hani 8-0 falan bekleyenler vardı. Futbolun içinde bunlar var. Çok çok iyi başladık ama son 4 haftada düşüşe girdik. Yine toparlayacak kişiler aynı kişiler. 3 puandan öte bir şey değil. Biz burada bu skora alışık değiliz. Yenildiğimiz zamanlarda böyle skorlar yoktu. Ama şunu hatırlatayım. Bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda 4-0'lar, 6-0'lar. Biz şampiyon olamıyorduk. Yani o açıdan bakarsan diyor. Umutlarını kaybetmesin taraftarımız. Birlik beraberlikten kopmasın. Yol uzun diyor. Şimdi bu şey mantığı gibi. Yani çevir kazı yanmasın gibi. Yani bu işte geçen sene de olduydu aynısı. Beşiktaş'a en son 4-3 kaybetmiştik. O sezon şampiyon olmuştu. Kesin bu sezon da şampiyonuz. Ya niye her şeyde bir tekerrür, bir tekrar arıyorsunuz ki? Şimdi oynadığımız futbol iyi bir futbol değildi. Yani alışık olduğumuz Fenerbahçe yoktu. Futbolun içinde bunlar var diyor. Derbi mağlubiyeti olması daha fazla etkiliyor. Ben taraftarımıza şunu söylüyorum. Sezon sonuna daha çok var. İnşallah sezon sonunda biz şampiyon olacağız diyor. İnşallah. Böyle sezonlar içinde inişli çıkışlı zamanlar olabilir. Biz de böyle bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki bize yakışan bir durum değil ama geçiyoruz. Başkaları da başka takımlarda inişli çıkışlı grafikler sergileyebiliyor. Nasıl ki birkaç haftaya kadar Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisidir dedirten bu futbolcular, hoca, teknik ekip ve bu takımsa bugün de buraya geldiğimiz nokta itibariyle umutlarımızı bir nebze olsun olumsuz etkileyen yine aynı hoca, aynı takım. Dolayısıyla yeni bir sayfa açılacaktır. Eski günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz diyor. Yani Dünya Kupası'ndan sonra düşüş soruyorlar. Onu hocaya sorun diyor. Hoca uzun açıklamalar yaptı. Sevabıyla günahıyla her şeyden başkan sorumludur. Dolayısıyla teknik konuları onlara sorabilirsiniz. Düşüş var, bunun çıkışı da olur. Dünyanın sonu değil, önemli bir 3 puan kaybettik. Yani sadece bugünkü rakibimize de genel şampiyonluk rakiplerimize istatistiksel olarak da baktığımız zaman yine rakamlar, oyun şekli, şemali, güzelliği, ezici galibiyetler hep bizden yana diyor. Biz bunları yaşadık. Sonuçta 4-0'da kazansanız, 2-1'de kazansanız 3 puan alabiliyorsunuz. O yüzden taraftarımızdan bir kez daha özür diliyorum diyor. Rahat olsunlar. Demoralizeler gayet normal. Nasıl bu noktaya kadar getirdiysek bu noktadan sonra aynı hoca aynı kadroyla düzlüğe çıkacaktır. İşleri rahat olsun. Şimdi bak. Düzlüğe çıkarılacaktır. Şampiyonlukla ilgili teknik konuları hocaya sorun. 5 sezondur bizim transferleri nasıl yaptığımızı, iletişimimizi biliyorsunuz diyor. Sınıfta kaldığımızı biliyorsunuz diyor yani. Bizim transferlerle geliş gidişlerle ilgili bir yoğurt yiyişimiz var. Bir sürü isim bize yakıştırılıyor. Bunun hiçbiriyle şu anda ilgilenmiyoruz. Çoğunluğuyla ama biz bununla ilgilenmiyoruz açıklaması yapmadık. Belki bugüne kadar 1-2 tanedir 5 sezonda. O da mecbur kaldığımız için. Ben transfer haberleriyle, spekülasyonlara, dedikodularla bizim performansımızın düşüşünün bir paralellik arz ettiğini sanmıyorum diyor. Ben sanıyorum. Mesela hep Aboubakar deniliyor. Forvetler düşüşte. Altay Mayındır konusunda hani destekle ilgili yenileme mesajı verecek misiniz Altay'a? Bu konuyla ilgili bu akşam herhangi bir yorumda bulunmayacağım diyor. Şampiyonluk yarışına ilgili bakın burası çok kritik dikkat. 4 puan fark nedir? Daha 19 hafta var. Fark 4. Unutmayın burada ne zaferler ne galibiyetler alındı. Bu takıma karşı ve şampiyonluk gelmedi. Daha köprünün altından çok su akacaktır. Daha köprünün altından çok su akacaktır. Hafızam, getir ekrana. Daha köprünün altından çok su akacaktır. Bu arada açıklamaların tarihine bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Daha köprünün altından çok su akacaktır. Ya bu açıklamalar nereden tanıdık geliyor bana ya? Daha köprünün altından çok su akacaktır. Allah Allah. İyi günde konuşmak kolay, kötü günde konuşabilmek lazım. Ben takımıma, hocama güveniyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum.
Bugün bizde bir basiretsizlik vardı. Vodobüyüz. Eski günlere dönmek yine bizim elimizde. 1-2 hafta içinde inanıyorum ki alıştığımız, beğendiğimiz Fenerbahçe geri gelecektir diyor. Derbi performansına ilgili de Türkiye'deki derbiler özelinde bakarsanız bu sene öyle gözüküyor. Ama unutmayın ki Avrupa maçlarında da derbi seviyesinde ve kuvvetli maçlarda muhteşem top oynamıştık. Dolayısıyla çok fazla üstünde durmamak lazım. 3 puan kaybettik. Önemli bir 3 puan. Önemli rakibimize karşı kaybettik ama dünyanın sonu değil. Ben takımıma güveniyorum diyor. Taraftarlara rica ediyorum inanmaya güvenmeye devam etsinler. Falan filan. Şimdi önümüzdeki 5 maçlık periyodu ben size söyleyeyim. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin 5 lig maçı. Gaziantep deplasmanı. Ümraniye ile deplasmandayız ama İstanbul için. Kasımpaşa ile evimizdeyiz. Adana Demir deplasmanı. Konya ile evimizdeyiz. Bir şey söyleyeyim. Yani çok net bir şey söyleyeyim. Bu 5 maçın 5'ini de alacağımıza inanan Pollyanna var mı aramızda? Bu 5 maçın 5'ini de alacağımıza inanan Pollyanna var mı aramızda? Ben olacağını düşünmüyorum. 5 maçın 4'ünü alsak kabul müsünüz? Tereddüt. Galatasaray'ın 5 tane lig maçı. 4'ü evinde. Sadece Giresun deplasmanı. Hatay'la evindeler. Oo, Volkan hocam işini yapar. Bilir o işini. Antalya Spor'la evindeler. Oo, Nuri hocam tokatlar. Nuri hocam Antalya Spor'la iyi yükselişteler. Giresun deplasmandalar. O Giresun intikamını alır. O deplasmanda 1-0 yendiydi. Evinde de yener 1-0. Ümraniye ile evindeler. O Ümraniye. Ulan Ümraniye bizimle berabere kaldıydı. İster misin Galatasaray'la berabere kalsın? Bak şu an Fenerbahçe taraftarı bu durumda ha. Trabzon'da evindeler. Uy haçen daha çupamızı verin. Ulan bunlar da yatar Galatasaray'a. Ulan belli mi olur? Belki yatmazlar bu sefer. Hocam Galatasaray 5 maçtan 0 galibiyet çıkarabilir. Şöyle yapalım. Galatasaray 5 maçtan 0 galibiyet çıkarsın. Tamam mı? Antalya ile Ümraniye ile ya Antalya'ya yenilsin, Hatay'a yenilsin, evinde yenilsin. Arka arkaya iki maç eşekler ya hani sizin gözünüzde gerizekalılar ya. Giresun'a da yenilsin, Ümraniye ile berabere kalsın, Trabzon'a da onunla da berabere kalsın. 5 maçta 2 puan alsın. Fenerbahçe'de 5 maçta 15 puan alsın. Ne olur puan farkı? Ya arkadaşlar manyak mısınız siz? Bir de hesaplıyor musunuz? Kafayı mı yediniz? Kafayı mı sıyırdınız? Önümüzde tek bir ihtimal var. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendik diye Fenerbahçeleşip bak Fenerbahçeleşip kendini salması. Lan biz nasıl olsa Fener'i yendik ulan bundan sonra işimiz kolay falan saçmalığına bürünmesi. Rehavete kapılması. Hakemlerin de ulan biraz da Galatasaray'ın aleyhine hata yapalım. Nasıl olsa öndeler. Puan kaybetseler de sıkıntı olmaz demesi. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe taraftarı o kadar değişken ki. Fener gitti Gaziantep'i yendi diyelim. İnşallah. Galatasaray Hatay'la yenildi evinde. Puan farkı 1'e düştü. Hemen diyeceğiniz şey şu. Bak toparlandık. Hemen toparlandık. Galatasaray daha çok puan kaybedecek. Ulan şampiyonluğa yürüyoruz. Bir sonraki maç. Antalya'da yenildi Galatasaray. Ya imkansız. Böyle bir şeyin imkanı yok. Yani Fatih Terim'in şey pardon Fatih Terim'in Bülent Ersoy'un erkek olması gibi, ihtimali gibi bir şey bu. Fenerbahçe'de Ümraniye'yi yendi deplasmanda. Yani 2 maçta 6 puan aldı Fenerbahçe. Galatasaray'ın 2 puan önüne geçti. Galatasaray 2 mağlubiyet aldı. Hemen başlayacaksınız. Kesin şampiyonuz bu sene. Siz bizi şimdi görün. Tamam, yol kazası bitti. Çift maç haftası falan filan. Kasımpaşa'nın evindesin. Hadi onu da kazandın diyelim. Şansın yaver gitti. Galatasaray'da Giresun deplasmanda yenildi. İmkanı yok. Arka arkaya 3 maç kaybedecekler. İmkanı yok. Ama 3 maçta sen kazanacaksın. Yine imkanı yok ama hadi oldu diyelim. Puan farkı 5 oldu. Hocam %1 bile olsa, milyonda 1 bile olsa böyle bir ihtimal var. Var. Milyonda 1 de olsa var. Hatta şöyle söyleyeyim. Galatasaray 3 maçın 3'ünde de birer tane kırmızı yiyerek yeniliyor diyelim. Siz başlayacaksınız. Bak işte ilahi adalet. 5 puan öne geçtik. Ya etmeyin eylemeyin. Futbol sahada oynanılarak kazanılır. Masa başında kazanıyorsanız o şampiyonluktan bereket gelmez, hayır gelmez. Gider Avrupa'da saçmalarsınız. Ben şunu söyleyeyim. Dünkü maçın özelinde söyleyeyim. Dünkü maçtaki Galatasaray şımarırsa Hatay'a evinde kaybedebilir. Antalya'da kaybedebilir.
Giresun'a da kaybedebilir. Ama Ümraniye'ye kaybetmez. Trabzon'a kaybetmez. Dünkü maçtan Fenerbahçe çok ciddi bir çıkarımda bulunup ulan biz dörtte oynayacağız, ölümüne oynayacağız derse, bak ölümüne oynayacağız derse Gaziantep, Ümraniye, Kasımpaşa, Adana, Konya. 5 maçta da en az ortalama 2 gol atar. Her takıma. 4-1-3-2 oynayacağız. Kanat beklerimiz bindirme yapacak, ofanstakiler ön alan presi yapacak derse. Aksi takdirde beklemeyin. Ha hocam şampiyonluk gitti mi? Bu sene o sene mi? Gitti mi? Şöyle mi? Fenerbahçe için kırılma anları var. Sezonun içerisinde genellikle Trabzonspor maçlarından sonra olurdu bu. Fenerbahçe taraftarı bir kadere küserdi. Biz nasıl olsa artık şampiyon olamayacağız. Gitti bizden diye. Sonra Fenerbahçe futbolcuları bir kıpırdanırdı ama fayda etmezdi. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Fayda edecek mi, etmeyecek mi? Ben şunu söyleyeyim. Ali Koç da aslında bir kafa imza attı da birçoğunuzun haberi yok. Şimdi 17 maç oynadı Fenerbahçe. 21 maçı kaldı. Ali Koç daha 19 hafta var dedi. 19 hafta yok. Bu lig 36-38 hafta oynanacak. Yani 20 haftalık bir şey var. Maç periyodu var. Çünkü 18. maçlar tamamlandı. 20 maçlık bir periyot var. Ve Fenerbahçe'nin kalan 19 maçı var. Yani 19 hafta değil. Neyse. Demek istediğimi anladınız siz. 19 maçı var Fenerbahçe'nin. 36 maçta lig tamamlanacak Fenerbahçe adına. 19 maçın bir tanesi Galatasaray deplasmanı. Hadi şöyle bir matematik kursan. Ya Galatasaray deplasmanda yensen puan farkı 1 diye hesapla falan filan. Ya bunlar çok çocuksu geliyor bana. Ben size haftalardır ne diyorum? 25. maçlar tamamlanmadan hiç kimse şampiyon değil. Kendini şampiyon ilan eden herkes toslar, tıslar. Bugün Galatasaray'la Beşiktaş arasında 10 puanlık bir fark var. Kim bana garanti ediyor 10 hafta sonra bu farkın bu şekilde kalacağını? Başakşehir bugün maçı var. Belki de şu saatlerde maç oynanıyordur. Başakşehir bugün kazandı diyelim. Fenerbahçe'ye 1 puan yaklaşmış olacaklar. 35 Fenerbahçe, 34 Başakşehir. Bu işin Galatasaray boyutu var. Adana Demirspor kazansa o 33 yapacak bir boyutu var. Beşiktaş da deplasmana gidecek Galatasaray. Trabzon ile evinde oynayacak. Fenerbahçe'yi evinde kabul edecek. Baktığın zaman Galatasaray'ın deplasmanları daha da düzelmiş olacak. Ama bu sefer de evinde sıkıntı çıkabilecek. Yani çok etmenli şeyler. Ben bugünden şampiyonluk şu bu demeyi istemiyorum ama Fenerbahçe bu üçlü saçmalığına devam ederse mesela şu 5 tane maç hiçbirini de bugünkü kadar yani dünkü kadar önemseyip de 5 üçlü çıkmayacaktır. Üçlü çıkmadığı için Fenerbahçe'nin avantajı yüksek. Galatasaray şu önündeki 5 lig maçının hiçbirini Fenerbahçe maçı kadar önemsemeyecektir belki. Ve arkasına aldığı gazla belki de hatalar yapacaktır. Belki de hakemler ulan şu maçta Sivas maçını bir unutalım, unutturalım falan filan ya da işte şöyle yapalım, böyle yapalım diyecek. Belki de ligin heyecanı kaçıyor. Dekoder iptal ediliyor diye birileri araya girecektir. Ya da köprünün altından sular akacaktır. Bilinmez. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe'de bir hatalar silsilesi var. Bunu engellemek isteyen, yani bunu engelleyecek olan kulübün kendisi. Kim ne derse desin arkadaşlar. Transferle şununla bununla olacak iş değil bu. Ha transfer sezonunda bir bakmışsın Beşiktaş'tan Weghorst gitmiş başka biri gelmiş. Bir bakmışsın Galatasaray'dan biri gitmiş öbürü gelmiş. Hiç belli olmaz bu işler. Dünkü Galatasaray orta sahası, Berkan Olivier orta sahası, herkesin çıtır çerez yapabileceği orta saha. Ama baktığın zaman Fenerbahçe sahada varlık gösterememiş. Bak aynı kadroyla Beşiktaş oynasaydı belki Beşiktaş bu kadroyu yenerdi. Belki diyorum yani sadece bir örnek veriyorum ya da Trabzonspor deplasmanına gitseler. Biz işimize bakalım, işimize odaklanalım. Ben Fenerbahçe taraftarı olarak şunu söylüyorum. Keyif almaya bakalım. Maçlarımızı izleyelim. Avrupa maçları geliyor. Hani lig bitti şu bu kapatalım dükkanı dersek al başına belayı. Dediğim gibi bir maçla atmosferiniz değişebiliyor. İki maçla her şeyiniz değişebiliyor. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Desteğe devam eden bütün arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Fikirlerinizi özgürce yorumlara yazabilirsiniz. Kimseye hakaret etmeden, kimseye kötü bir şey söylemeden buyurun yorumlara arkadaşlar. Görüşmek üzere.